Evet, maçtan evvel zor bir maç oynayacağımızı Sakarya'nın seyircisiyle beraber gerçekten çok iyi yüklendiğini biliyorduk. Oyuncularım okulunda ama biz buraya gelmeden evvel maçın 11-11 oynayacağını düşünüyorduk. Fakat sahada biz yan hakemlerle beraber 14-11 oynamak zorunda kaldık. Bunu şu anda yani 2-2'nin mazereti olarak söylemiyorum. Biz öne geçtik, oyunun istediğini elimize alacağımız sırada çok komik bir penaltı bize göre. Bu şekilde penaltı verilmesi bana göre haksızlık. Artı ikinci golü bulduktan sonra bütün taktir haklarını, her şeyi rakipten yana kullanan bir hakem vardı. Üzgünüz. Ardından gene bir penaltı. Onun penaltı olup olmadığını tam görmedim. Görüntülerle izleyeceğiz. Ama bütün ikili mücadelelerde oyuncularımıza galip gelmeme adına enerjilerini düşünme adına bütün inisiyatifleri rakipten yana kullandı. Bu şekilde ne Türk futbolu ilerler ne de yani bu hakemler ilerler. Yazık diyorum. Burada yani bir de maçtan evvel çok güzel bir dostluk mesajları vardı burada. Otelimize gidip taraftarlar bizi ziyaret ettiler. Gayet güzeldi. Ama sahaya çıktığımızda aynı samimiyeti ben görmedim. Bu beni çok üzdü. Taraftarları gerçekten muhteşem. Yani bir takım için itekleyici güç. Biz oyunu 70'ten sonra tamamen inisiyatifimizi elimize aldığımızı düşünüyorum. Rakibin bittiği anlardı. Tamamen fizik olarak da bitmişlerdi. Ama karşımızda bir hakem triosu vardı. Kaleye gitmememiz için mücadele veren bir hakem triosu vardı. Biz elimizden gelen en iyisini yaptık. Şu anda belki bir avantaj kaybettik, liderliği alamadık. Ama 2 puan fark var. Biz bu 2 puan farkı kapatırız. Rakibimiz konumundaki Sakarya'da, Sarıyer'de 9 içeride, 8 dışarıda oynadılar. Biz ikinci devre bu avantajı kullanacağız. Biz de Samsun'da bu seyirci baskısını aynı şekilde kullanacağız. Zaten iyi bir takımımız var. Gerçekten iyi bir takımımız var. Bugün yani bu seyircinin önünde en fazla bu kadar oynanırdı. Ben şunu söylüyorum, net. Üçü bulsak yine maç eşitlenecekti. O yüzden benim kenarda cesaretim kırıldı. Oyuncu grubunun cesaretinin kırılması gayet normaldi. Teşekkür ederim herkese.